Aşkım canım bir tanemin sohbetine başlıyoruz inşallah. Gelmiş maşallah. İlhan hocam dinliyorum. Hocam Irak Dışişleri Bakanı Hoşyar Zebari İran'ın Suriye yaptığı silah yardımlarını teyit etti. Engel olamıyoruz dedi. Engel olamıyoruz. Evet. İran. İran çünkü kendi anlayışındaki Mehdi'nin çıkacağını düşünüyor Suriye'den. Eğer aksi türlü olursa Sünnilerin tarif ettiği Mehdi'nin Suriye'den çıkacağına inanmak mecburiyetinde kalacak. Onun için can havliyle durdurmaya çalışıyor. Halbuki Sünnilerin tarif ettiği doğru olan, samimi olan o. Hayal olan Mehdi olur mu? Haşa Allah gibi tarif ediyorlar. Her yerdedir o. Herkesin yanındadır. Soru sorduğunda cevap verir. Allah'tan bahsediyorsun sen. İnsana Allah'lık verilir mi ya? O zaman deccal olmuş olur o tarif ettiği. Tabii. Değil mi? Sen onu Allah gibi görmüş oluyorsun. Çünkü rivayette var. Deccal diyor Allah'lık iddia eder diyor. Burada da Allah'lık iddia ediyorsunuz siz. Değil mi bak? Çıktığında diyor bir mürşit görünümde çıkar. Sonra Allah'lık iddia eder diyor. Evet. Tamam siz Mehdi'den bahsediyorsunuz ama Allah olduğunu söylüyorsunuz haşa. Evet. Olmaz. Mehdi Allah'ın zavallı bir kulu, gariban bir kulu. Allah onda tecelli ediyor. Allah onun vesilesiyle İslam'ı dünyaya hakim edecek. İşte küçük bir incir çekirdeği toplu iğne başı kadar oluyor. 30 metrelik incir ağacı yapıyor Cenab-ı Allah. Maşallah. Tabii yüz binlerce meyve veriyor. Yüz binlerce yaprak açıyor. Ve her sene. Ve ileriki nesillerin de nasıl olacağı onda kodlu o incir çekirdeğinde. Toplu yine başı kadar. Hükümet tarafından yapılan mimari eserlerin estetiğe uygun olup olmadığını denetlemek için Çevre Bakanlığı'na bağlı Mimari Estetik Komisyonu kuruldu hocam. Ne dedik? Estetik ve Sanat Bakanlığı kurulsun dedik. Maşallah hocam. Müdürlük kurmuşlar ama aslında onu bakanlığa çevirsinler. Allah razı olsun. Daha bir ay oldu söyleyelim. Bak hemen hükümet gereğini yapmış. Maşallah. Maşallah. Sen aşlayandın.
Ben dinliyorum sizi Didem Hocam, buyurun siz. Ben ara sıra böyle müzik çıkılıyorum diye. Evet. Hocam Ertuğrul Özkök, arkadaş yine rakçı oldum diye bir yazı yazmış ve gazetede resmini yayınlamış şöyle. Rock müziği şahane. Rockçı gençler de çok sempatik ve çok hoş görünümleri. Anladın. Çok hayat dolular. Evet, maşallah. Çok kalenderler. Müziğe, sanata, insanlığa, güzel olan her şeye karşı kalplerinde bir muhabbet var. Yayına çıkan o iki arkadaşımız da şey diyorlar sizin için. Tam arkadaşımız gibi diyorlar. Üstü bu çok güzel, arkadaşız. Çok samimi onlar diyorlar. Can. Yıllardır tanıyor gibiyiz. Çok şahane, delikanlılar, nur gibi insanlar. Maşallah. Bayağı sanatın, güzelliğin içinde olan insanlar, muhabbetin içinde olan insanlar. Nezaket, hürmet, saygı ve samimiyet için gönülleri son derece açık. Öyle insanlara ancak sevgi ve saygı duyulur. Evet, dolayısıyla ben canlılarla burada rock ziyafeti de çekeceğim. Evet, inşallah. Rock müzik olur. Dinleyeceğiz inşallah. Bir kere, iki kere, on kere değil. Şimdi hazırlıkları yapıyorum, tesisi yaptırıyorum. İnşallah. Ondan sonra yıkacağız buraları. İnşallah. İnşallah. Evet Didem Hocam, dinliyorum. İnşallah hocam. Ruşen Çakır, Müslüman kardeşlerin kesinlikle sistemin içinde tutulması gerektiğini, aksi takdirde mübarek rejim insanların hiçbir şey olmamış gibi yönetime geri dönmeye riski olduğunu söyledi. Müslüman kardeşler eğer halkı kucaklayıcı, özellikle kadınları koruyan, kollayan politika izlerse, Avrupa'yı bir görünüm alırsa, sanata, bilime, estetiğe yönelik tavrını netleştirirse, İslam aleminin en mükemmel örneklerinden birini oluşturmuş olur. Ve en hayati konu İttihat-ı İslam ve Mehdiyet. Muazzam bereket getirir, muazzam bir güzellik olur. Bunu gündem yapmaları lazım. İnşallah. Yani sırf ekonominin, işte ekonomi insanı bu hale getirir. Ama şu an Mısır ölü. Öyle olmaz. Sevgiyle dirilir Mısır. İmanla. Kur'an mucizeleriyle, iman hakikatleriyle dirilir ve bütün halkı kucaklayan, herkesi kucaklayan bir politikayla dirilir. Mehdiyet olmadan, İsa Mesih'e olan sevgi olmadan bir bereketin olması mümkün değil. Mehdiyet olmadan düzelmez. Allahu alem. Bakın görün, hep beraber seyredeceğiz. Hiçbir şekilde ayağa kalkamaz. Ancak mehdiyetle. İnşallah. Kısa bir ara verelim, devam edelim inşallah. Bir tanem aşkım, canımın içiyle sohbetimize devam ediyoruz inşallah. İçmeden savururlar, içmeden savururlar. Didem Hocam sen bana bir şeyler söyle, ben de ona göre bir şeyler söyleyeyim. Gezi eylemcileri dün İstiklal Caddesi'nde kendilerine tepki gösteren esnafın dükkanlarına saldırıp içeriye yanıcı maddeler atıp masa ve sandalyelerini kırdılar hocam. Peki yani ne yapması gerekiyor oradaki esnafın? Yani dükkanını kapatıp gittiklerini düşünelim. Yani orada bir dükkan olmasını istemiyorlar anladığım kadarıyla. Onların ne faydası olacak acaba? Daha rahat hareket edeceklerini falan düşünüyorlar zannediyorum ha? Demek istedikleri bu yani, dükkanınızı kapatıp gidin, biz burada sürekli eylem yapacağız. Orayı herhalde tahrir gibi düşünüyorlar Taksim anladığım kadarıyla. Sürekli eylem yaparız, geceli yani yıllarca eylem yaparız. Eylemin bir merkezi olarak düşünüyor. Orada da esnafın onlara sürekli bela olacağını düşünüyorlar. Yani işte rahat vermeyeceğini, istihbara sağlayacaklarını veyahut direneceklerini falan düşünüyorlar benim kanaatim. Böyle böyle onları herhalde yıldıracaklar. Onlar da dükkanlarını kapatıp gidecekler herkes. Ora virane bir hale gelecek. Onlar da orayı kullanacak anladığım kadarıyla. Bazı tipler için söylüyorum. Hepsi için söylemiyorum da. Devletin tedbiri daha güçlü hale getirmesi lazım. Yani molotof kokteyli atmak, yangın çıkartmak, adam öldürmeye tam teşebbüs olması lazım. Yani dükkan içine molotof kokteyli atmak ne demek? Adamı yakarak öldürmek istiyorsun ya. Anlamı bu. Yani orada polis gücünün, istihbaratın çok iyi bir faaliyet halinde olması gerekiyor. Çok yazıyorlar hocam, esnafa bu daha başlangıç şeklinde ifadeleri oluyor Twitter'da. Kurtarılmış
bölge gibi söylediğiniz gibi Taksim'i ve başka kimse istemediklerini orada Twitter'da paylaşanlar. Ha evet, esnafın tamamen oradan gitmesini, ha, orayı olduğu gibi kurtarılmış bölge haline getirmek istiyorlar anladığım kadarıyla. Evet. Bilakis orada çok daha güçlü koruma tedbiri oluşturulması lazım. Hatta oraya gerekirse Taksim'e 3-4 noktada, hatta 6 noktada olabilir, karakol kurulması lazım. Sabit karakollar oluşturulması lazım. Yani orada mesela bir bina boşaltılır, olduğu gibi karakol haline getirilir. Başka bir de mesela 4 noktadan 4 ayrı karakol oluşturulması Taksim'in güvenliği açısından önemli olur. Bir an önce orada sabit karakolların oluşmasında fayda var bence. Böyle olmaz. Taksim, halk, milletimiz istediği gibi kullanacak, olur mu? Çoluk çocuk akşam gezmeye çıkacaklar. Alışverişi yapacaklar. Taksim İstanbul'un en güzel yerlerinden birisi. Orayı mahvetmenin bir alemi yok. Halk orada eğlenecek, yiyecek, içecek, gezecek, arkadaşlarıyla buluşacak. Değil mi? Sohbet edecek. Yani ben, herkesin aklına ilk Taksim gelir. Eskiden mesela ben İstanbul'a geldiğimde hemen Taksim'e giderdim. Evet. Değil mi? Merkezdir Taksim yani. Bir tabii. Hoş yerdir. Yani evet, en geç vakitlerde bile güzel bir yerdir. Dolayısıyla orayı ölü şehir haline getirmek yani çok yanlış. En kısa zamanda orada sabit karakollar oluşturup bir de çok iyi polis koruması sağlanması lazım. Evet. Peygamberimiz önemli şeyleri tekrar tekrar söylemiş. Ben de tekrar tekrar söylüyorum. İnşallah. Selamünaleyküm hocam. 1980'lerdeki hayata bakışınız da şimdiki bakışınız aynı mı? Çok merak ediyorum. Gelişerek değiştiniz mi yoksa? Ben davamı 1980'lerde aşkla, şevkle başlattım. Bak 2013'teyiz. Aşkla, şevkle davam yine devam ediyor. Elhamdülillah. Ve daha coşkuyla, daha heyecanla, daha katlanarak ve Allah yolumu açtı elhamdülillah. Yardımcı oluyor Cenab-ı Allah. Bağnazların pisliğine, ahlaksızlığına rağmen, birçok oyuncu, aşağılık adamların tuzaklarına rağmen, küfürlere, hakaretlere rağmen, iftiralara rağmen, komplolara rağmen, birçok aptalın, işbirlikçinin yaptığı kahpe tuzaklara rağmen var gücümle aşkla şekle devam ediyor ve muazzam bir başarı verdi Cenab-ı Allah dünya çapında. Mesela bak şu an Türkiye'de yapılan resmi anket, büyük dev anketlerden bir tanesinde Mehdi'nin beklenme oranı dünyada en yüksek oran Türkiye'de %65. Mehdi diyor ben hayattayken göreceğim diyor. Bak Türk halkının %65'i. Dünyada tek. Dünyada tek. Bak görülmemiş bir şey bu. Mehdi'yi ben hayattayken göreceğim diyor. %65. Ve %95 de Allah'a kesin inanıyorum ve Müslümanım diyen insanlar. Maşallah. 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 En yüksek iman oranı Türkiye'de. Mehdi'ye kavuşacağım. Mehdi'yle görüşeceğim. Mehdi benim zamanımda çıkacak diyenler oranında %65. Yani en büyük anket kurumlarının yaptığı anketlerde bu çıkıyor. Evet. Dinliyorum ben. Tamam inşallah. TKP'lilerin Fethullah hocamızın evinin önünde organize ettikleri protesto başlamıştı. Ancak polis evin önünde toplanmasına yolun kapanacağı gerekçesiyle hiçbir şekilde izin vermedi dün. Nerede toplandılar? Başka bir çiftlikte başlamışlar. Böyle küçük bir grup. Son derece cılız seslerle böyle çeşitli sloganlar attılar. Öyle sonra dağıldılar mı şu an bilmiyorum. Beş mil uzakta. Ne? Beş mil uzakta. Beş mil uzakta. Evet. Dağılmışlar şu an evet. 5 milden Fethullah hocamız nasıl duysun onları ya? Megafonla bağırsa yine duyulmaz. Evet dinliyorum. İnşallah. Muazzez Ersoy'a her şeye sahip olmanız size güven veriyor mu diye sorulmuş hocam.
Her şeyin sahibi Allah'tır. Mesela bazen bana soruyorlar, büronuz kira mı diye. Ben kiracıyım, evet, ama Rabbimin kiracısıyım. Çünkü her şeyin sahibi Allah'tır şeklinde cevap vermiş. Maşallah. Can o can. Maşallah. Maşallah. Ne güzel. Demek o da programları izliyor. Maşallah. Evet. Çünkü defalarca onu vurguladık. Evet. Malın sahibi Allah'tır. Bak, iki gün önce de yine söylemiştik. Evet. Tabii. Fasıl parçaları çok diyor hocam diyor, maşallah diyor. Süleyman hocam şehir dışında galiba hocam diyor. Ya kardeşim inanılır gibi diyor yani. Yani insan görünce anlıyor böyle. Adamdan çektiği eziyeti şimdi daha iyi anlıyor. Yani akıl almaz bu salat oluyorlar böyle. Ya dün de anlattım ya. Adam mesela mikrofon duruyor adamın önünde. Bir iki santim daha itiyor. Ne gerek var kardeşim yani? Yani neye ihtiyaç var buna yani? Kabloyu düzeltiyor biraz alttan, şekillendiriyor. Yavrum çıkın gidin tamam diyorum, bitti diyorum, gitmiyor. Yine bakıyor şöyle mikrofonu, şöyle bir şekillendiriyor yine. Yavrum oturun tamam bitti falan diyoruz. Bayağı uğraştırdılar beni. En sonunda da Coşar hocam coşmuş durumda. Çiçeğin kenarında böyle bir yaprak gibi bir şey var. Oturmuş ondan uğraşıyor. Adamlar orada çalgı çalıyorlar. Onu yapıyor. Bayağı uğraştı ondan. Ya kardeşim oturun sakin olun, bir şey yok. Maşallah. Fasılda şöyle bir şey olmuş. Enstrümantal ama bütün enstrümanların hepsi dile gelmiş. Sanki söz var gibi hepsinde. Maşallah. 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 Gerçekten maşallah. Mükemmel. Maşallah. Size akşam güneşini dinleteyim mi?
damardan gidiyoruz bu arada. Mükemmel. Damar parçalar. Facebook demiyor, damar diyor. Oradan anlaşılıyor olay. Evet dedim hocam, dinliyorum. Hocam, mübarek döneminden beri Mısır'ın en zengin adamı olan Necip Saviris, Mursi'ye karşı darbeyi 12 milyar dolarla desteklediğini, kendi kurduğu Liberal Parti'ye ait ülke genelindeki tüm teşkilat ve tesisleri isyan için tahsis ettiğini New York Times'a itiraf etti. Bu Temerrüt Hareketi'nin lideri Mursi'ye karşı, evet, imza toplayan. Bu da parayı başkasından almıştır. Evet. Ya kardeşim, isyandan misyandan olacak işler değil bunlar. Eğitimden olur. O parayı eğitime versene sen. Tabii. Değil mi? Kitap dağıt. Doğrusu nedir? Bağnazlık nedir? Gerçek İslam nedir? Git onu anlat. Ya adamlar birbirini boğup kesip atıyorlar. O şekilde olmaz. Kısa bir ara verelim, i̇nşallah, devam edelim. İnşallah. Güzeller güzeli hocamızın sohbetine devam ediyoruz inşallah. Evet, biz de Didem hocamızdan ilim irfan bekliyoruz. İnşallah hocam. Hocam, Ceylan BBC World'de bir tane sohbet programına, tartışma programına katılmıştı. Onun videosu vardı. Ceylan hocamız. Evet. BBC? BBC World kanalının. BBC'yi anladık da World nedir? Kanalın adı öyle. Ha, kanalın. Evet, orada ne konuştu? Mısır'la ilgili bir tartışma programına katıldı. Ceylan hocam. Evet. Maşallah. O yurt dışına bağlantıları güçlü onun, evet. Programın adı World Have Your Say, How to Fix Egypt diye. Bu da Ceylan hocamın. Bakayım. Clear in word and deed, and if the intention is şu to create a government by all, yayın to nasıl rule diyor a nation for all, then they can't tell me that we don't hocam want, if want to. Partilerin katılması gerekir yönetimde diyor, sizin bahsettiğiniz. Ha, evet, doğru. Ekonomi düzeltmenin yeterli olmayacağını. Tabi canım, öyle ondan olur mu? İnsanların mutluluğu, huzuru, özgürlüğü, neşesi, sevinci, imanı, birbirini sevmesi, gerilim olduktan sonra istediğin kadar adamı doyur. Olmaz. Dinliyorum. Aksa Vakıf ve Kültür Mirası Kurumu yaptığı yazılı açıklamada yaklaşık 200 İsrailli yerleşimcinin askerli eşliğinde Mescid-i Aksa'yı bastığını belirtti. Mescid-i Aksa'da. Evet. Evet. İşte bütün bu ızdıraplar, bütün bu acılar hiçbir şekilde dinmeyecek ve Mehdi'nin zuhuruyla ancak huzur bulacak dünya. Bu sözümü bir yere yazsınlar. 5 yıl sonra, 10 yıl sonra ne demek istediğimi anlayacaklar inşallah. Evet, dinliyorum. Kardeşlerimiz bu hafta Sapanca'da broşür dağıtıp güzel bir ortamda sohbet etmişler. Sizden dua rica ediyorlar. Canım benim, bu ne şekermiş bunlar böyle, ne tatlıymış. Maşallah, maşallah. Hepsi birbirinden güzeller, maşallah. Oh, 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 oh. Allah kalplerine ferahlık, iyilik, güzellik versin. Bereketlerini artırsın. Maşallah, ne güzel sofra, ne güzel insanlar. Evet. Ankara'da da bazı kardeşlerimiz çarşamba günü Bahçeli 7. caddede 26 adet Harun Yahya kitabı hediye etmişler. Ayrıca başka kardeşlerimiz de Ziraat Mahallesi'nde 600 adet broşür dağıtmışlar. Perşembe günü de Maltepe'de 1000 adet broşür dağıtmışlar. Nur Ayla Nur hocamızın ellerinden öperiz. Maşallah. Bu da küçük köfteleri. Evet. Ya bunlar, bunu sevmek ne şeker oluyor. Bunlar mis gibi de kokuyorlar ya. Çok hoş hisleri var. Acayip sesleri çok hoş. Bana yazı mı geliyor? Evet hocam. Evet, dinliyorum. İstanbul'dan kardeşlerimiz Ramazan ayının ilk akşamında Sultanahmet Meydanı'nda 500 civarında broşür dağıtmışlar. Ramazan ayında her akşam orada broşür ve kitap dağıtımı olacakmış inşallah. Ha, aferin benim canlarıma. Çok güzel. Maşallah. Maşallah. Allah şeriklerini artırsın. İnşallah. Gayretlerini artırsın. Cenab-ı Allah koruyup kollasın onları inşallah. İnşallah. Evet. Bir kardeşimizin size mesajı var. Aslanların piri canımız hocamız, Niğde'de yaptığımız fosil sergisi Harun Yahya kitapları ve broşür dağıtımını resimlere gönderiyoruz. Emeğini ve desteğini esirgemeyen kardeşlerimize hayır dualarınızı bekliyoruz demiş. Maşallah. Fosil sergisi de yapmışlar. Evet, maşallah.
Maşallah kitap sergisi de çok güzel olmuş. İyi, Allah şevklerini artırsın. Ya Fosil sergisinde resimlerin nerede? Onda ise tabii onlar evet. Önemli. Ebru hocam çok güzel kadın. Ya. Maşallah. Bu bir nuraniyet, bir hoşluk. Evet maşallah. Muhteşem bir cazibe var. Maşallah Allah razı olsun. İmparator sizin güzelliğinizin yansıması. Yani dikkatlice bir baktı İmparator Üçem ama... Herhalde evet. O da çok güzel, o da çok güzel, o da çok güzel, o da çok güzel, o da çok güzel. Maşallah, da çok maşallah. Güzel. Herkes çok maşallah. Güzel. Pardon, Aylin hocam da çok güzel. Aylin hocam sürekli ayaklarını sallıyor. Maşallah, hepsi maşallah. Çok güzel. Maşallah, hepsi çok cazibeli ve hoşlar. Buradaki en güzel insan sizsiniz hocam. Maşallah. Maşallah. Kardeşim, dünyada gördüğüm en güzel insan. Elhamdülillah. İman bir nur, bir ışık meydana getiriyor. İnsan muhteşem bir varlığa dönüşür imanla. Yoksa bak Allah diyor esveli safilin diyor. En aşağıların aşağısına düşürür Cenab-ı Allah. Öbür türlü çok mübarek bir varlıktır insan. Didem hocam dinliyorum. İnşallah hocam. Bir kardeşimiz Nişantaşı'ndaki kitap evinde sizin kitaplarınızı dağıtıyor. Şöyle yazmış. Haberil hocam da tabii dahil. O da çok çok güzel. Üstad'ın hasta hocamız da onun için. O da çok muhteşem. O da çok güzel. Maşallah. Evet. Maşallah. Siz çok güzelsiniz. Maşallah. Evet. Maşallah. Hocama minik köftelerimi gönderiyorum diyor kardeşimiz. Bunlar hocamın minik talebeleri. İsimleri Harun Yahya ve Fatıma Meryem. Hepimiz sizi çok seviyoruz diyor. Şimdi yakın çekimde ben Harun Yahya'yı bir göreyim. Çok şükür. Bu bir. İkinci resmini de göreyim. Yaklaştır. Çok şükür. Ayakları bir göreyim. Onun ayakları kırt diye ısırırım. Süper tatlı. Short mort, tişört hepsi süper. Maşallah. Öbür sevimliyi göreyim. Yaklaştır. Canım benim. Nasıl şekermiş o. Nasıl güzelmiş. Nasıl tatlıymış. Ne güzelmiş kıyafetleri. Nasıl yakışmış. Pozlar da çok güzel olmuş. Burun tam ısırmalık. Maşallah. Maşallah. Ooo bu da evin ünlü müdavimlerinden bir tanesi. Bu da çok şeker. Maşallah. Maşallah. Evet dinliyorum Didem hocam. Hocam Guardian gazetesi gezi olaylarının arkasında dış güçlerin faiz lobisinin ve CIA'nin olduğu gibi iddiaların komik olduğuna dair bir haber yaptı. Bu konuda Yiğit Bulut'u da hedef gösterdi. Guardian. Evet. Ya kardeşim tabii ki bağnazlık sorun yani işin doğrusu. Yani olayın altında bunlar var. Tabii ki şu bu falan çeşitli kurum ve kuruluşlar olayların içine giriyor ama bağnazlığı kaldırmak lazım. Cem Kaplan, Sayın Adnan Oktar, sizden duymak istediğim bir şey var. Ben Mehdi'yim diyebiliyor musunuz? Ve eğer diyorsanız bunun ispatı nedir? Cevaplarsanız sevinirim. İyi yayınlar Cem Kaplan. Harun Yahya Koma, Harun Yahya Orga girip bakarlarsa kardeşlerimiz Mehdi konusunda aydınlanırlar. Benim bir Mehdi'lik iddiam yok. Herkes biliyor bunu. 30 kere, 1000 kere söyledim. Böyle bir iddiam da olmaz. Bir de hazretimehdi.com. Evet. Evet hazretimehdi.com. Oraya girip baksınlar. Ben olaylara gayet aklı başında bakan bir insanım. Allah kimin Mehdi olacağını herkesten daha iyi bilir ve Allah'ın Mehdi'sini de kimse durduramaz. Yani Mehdi'sen istediğin kadar muhalefet et, istediğin kadar gayret et, durduramaz. Mısır'daki olaylar Mehdiyet'le ilgilidir. Suriye'deki olaylar Mehdiyet'le ilgilidir. Allah bütün dünyayı Mehdiyet'e göre dizayn ediyor. Bu gezi olayları bile Mehdiyet'le bağlantılıdır. Tamamı. Hepsi. Allah bir dizayn yapıyor. Mehdiye'ye uygun zemin meydana getiriyor. İhvan liderlerin mal varlıklarını dondurularak el konduğu açıklandı. Evet. Ya bunlar ne gereksiz şeyler yani çok mantıksız. Ne amaç ne? Ekonomik yönden çökertip efendim tebliğ güçlerini kırmak istiyor olabilirler. Pek akılcı bir metot değil.
yanlış metot. Yani zaten fakir insanlar, onun ne malına el koyacaksın? Evet, tabii. Çoluğun çocuğunu geçindiriyor ondan bilmem. Ancak hayatını idame ettiriyor. Sohbetolog. Hocam biz yıllarca din birleştiricidir diye öğrendik bak. Neden artık dini bölücü bir güç olarak kullanmaya çalışıyor? Doğru söylüyorsun. Kafasının çalışmadığından adamların. Ya hepsi Allah'ın kulu. Hepsini bir araya getir, hepsi tertemiz insanlar. Ya dinsiz de Allah onu kaderinde öyle yaratıyor. Sen de olabilirdin. Allah seni korumuş, o olmuş. Şefkat göster. Belki sen en sonunda sen dinsiz olacaksın, o dindar olacak. Bilemezsin ki. Son nefeste nasıl olacak? Emre Yalçın. Emre Fenomen. Adnan Oktar cemaatinin diyor ki, bizim cemaat de arkadaş grubudur. Cemaat de neyse artık, tamam. Tweetlerin özeti şöyle: Mehdi gelecek, dertler bitecek. Doğru. Bunu kim söylüyor? Allah söylüyor. Ne zaman söylemiş? 4000 yıl önce söylemiş. Hazreti Musa'ya söylemiş. Hazreti İbrahim'e söylemiş. Tevrat'ta yüzlerce Allah hüküm olarak bu konuyu açıklamış. Tevrat'ta. Kur'an'da müteaddit ayetlerde bu müjde veriliyor. Ve yüzlerce hadiste, Buhari, Müslim, Tirmizi, İbn-i Mace, Sünen-i Nesai, Sünen-i Davud'da yüzlerce hadisle Mehdi müjdelenmiş. Ve tek kurtuluş budur. İdem Hocam, dinliyorum. İnşallah hocam. Hocam bir hadis okumak istiyorum, uygun görürseniz. Evet. Kaim Mehdi'nin yardımcıları onun için saklanmıştır. Herkes gitse de Allah Mehdi'nin yardımcılarını ona getirecektir. Bir daha. Kaim Mehdi'nin yardımcıları onun için saklanmıştır. Herkes gitse de Allah Mehdi'nin yardımcılarını ona getirecektir. Ha. İki ayet demek verilmiş. Ki o devirde insanlar öyle fesada gitmiş olacaklar ki, öyle bölünmüş olacaklar ki, Mehdi'nin çevresinde toplanacak insan adeta çok çok az sayıda, yani parmakla sayacak derecede olacak. Peygamberimize 313 kişi civarındadırlar diyor. Ayrıca ümmetin perişanlığını düşünün. 4000 yıldan beri müjdelenen bir insan etrafında 313 kişi toplanıyor ahir zamanda. Bak 4000 yıldan beri Cenab-ı Allah müjdeliyor. 4000 yıldan beri. Sadece 313 kişi. Ahir zaman fesadının şiddetini gösteriyor bu işte. Ki çünkü bağnazlar Mehdi'nin çok yanlış yolda olduğunu, delalette olduğuna inanacaklar. Halbuki onun vesilesiyle dünya ayakta, Allah onu vesile ediyor. Yani kıyametin durması onun sebebiyle, onun sayesinde yağmurlar yağıyor, Allah onu vesile ediyor. Buna rağmen ona tavır almış durumda olacaklar. Peygamber mi söylüyor bunu? Ben söylemiyorum. Evet dedim hocam. Hocam hadisin devamında Allah'ın şu ayette bildirdikleri onlardır diye geçiyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. Enam suresi 89. ayet. Eğer bunları tanımayıp küfre sapıyorlarsa andolsun biz buna karşı inkarı sapmayan bir topluluğu vekil kılmışızdır. Yani Mehdi ve talebeleri. Evet. Maşallah. Maşallah. Bak biz buna karşı, bak eğer bunlar tanımayıp küfre sapıyorlarsa, yani Deccaliye tarafına geçiyorlarsa, andolsun biz buna karşı inkara sapmayan bir topluluğu, bir cemaati vekil kılmışızdır. Allah onları vekil kılıyor. Mehdi talebelerine. İnşallah ona işaret ediyor. Enam suresi 89 ve Maide suresi 54. Onu da oku dedim hocam. Kim hocam? Hemen inşallah. Şeytana Allah'a sığınırım. Allah yerine kendisinin onları sevdiği, onların da kendisini sevdiği, müminlere karşı alçak gönüllü, kafirlere karşı ise güçlü ve onurlu, Allah yolunda mücadele eden ve kınayıcının kınamasından korkmayan bir topluluk getirir. Bak ayete dikkat ediyor musun? Detaylara dikkat edin. Mehdiyetle ilgili detaylar burada çok açık görülüyor. Allah onları seviyor. Bir kere bak, en sevdiği. Onlar da Allah'a sevgiyle bağlı. Bak sevgi esaslı. Sevgi hakimiyeti var. Dikkat ediyor musunuz? Mehdi cemaatinin ana vasfı sevgidir. Allah onları seviyor, onlar da Allah'ı seviyorlar. Allah bak birinci belirleyici vasfı olarak sevgiyi koymuş. Mehdi cemaatinin işaretle. Müminlere karşı alçak gönüllü.
Hangi müminlere? Bütün dünya müminlerine. Cemaat ayrımı yapmıyorlar. Bak, müminlere karşı alçak gönüllü. Allah birdir diyen kim varsa onun peşinde. Mümin. Yani Allah bir, Muhammed onun Resulü dedim mi, onlara karşı alçak gönüllü, şefkatli. Enaniyet yapmıyor. Demek ki bağnazlar ve yobazlar enaniyet yapacaklar. Büyüklük taslayacaklar. Azgınlaşacaklar. Firavunlaşacaklar. Bir kısmı. Ama Mehdi talebeleri alçak gönüllü ve sevecen olacaklar. Kime karşı? Bütün Müslümanlara karşı. Mursi'ye karşı da sevgi dolu olacaklar. Efendim başka İslami cihat örgüt bilmem ne falan bile olmuş olsa, mümin olduktan sonra hepsine karşı şefkatli olacaklar. Kafirlere karşıysa saldırgan değil bak, güçlü. Nasıl? Maddi manevi güçlü. İlmiyle, irfanıyla güçlü. Ve onurlu. Onurlu. Müminlere karşı onur var mı? Yok. Onlara karşı gurur var mı? Yok. Kime karşı? İnanmayanlara karşı. Onlara karşı onurlular. Allah yolunda cehd eden. Ana vazifesi zaten Mehdi talebelerin cehd. Sürekli gayret için. Bak çok mühim bir şeye geçiyor Cenab-ı Hak. Bir tanıtıcı bir vasıf daha. Kınayıcının kınamasına korkmayan. Demek ki kınayıcılar müminleri felç edecek büyük bölümünü. Onu ona düşürecek, onu ona düşürecek. Kınayıcının kınamasından hareket edecek halleri kalmayacak. Ama Mehdi talebeleri kınayıcının kınamasından korkmayacak. Bilakis şevklenip coşkuyla hareket edecek. Çünkü en çok kınanacak cemaat Mehdi cemaati olacaktır. En, çünkü bak 3-4 kişinin dışında herkes kınıyor. Evet tabii. Ya, kınamayan yok Mehdi cemaatinin. 3-4 kişi. Ama devam ediyor. Kınayanın kınamasını çünkü ayet doğrudan Mehdi talebelerine bakıyor. Maide suresi 54. Yani baştan sona detay detay Mehdi'ye tarif ediliyor. İnşallah. Evet Didem hocam dinliyorum. Merhaba hocam diyor bir kardeşimiz. Kuşadası'ndan ben Su, eşim Levent ve oğlum Akın Alp'le birlikte Kuşadası Kadınlar Denizi'ne sizin 100 tane kitabınızı dağıttık. İlgi gerçekten çok güzeldi. Kitap dağıtımlarına devam ediyoruz. Eşimle birlikte oğlum ve ben sizin o güzel dualarınızı bekliyoruz. Bak, 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 bak. Nur gibi Müslüman. Maşallah, elhamdülillah. Aferin benim aslanıma. Eşi de Nur gibi. Tertemiz Müslüman, mümin. Mesela o ortamda, orada... Bu kıyafetle. Bak, çocuğu da Nur gibi, kendisi de Nur gibi. Allah için hizmet ediyorlar. Maşallah, elhamdülillah. Tebrik ediyorum, maşallah. Bir hadis daha okuyabilir miyim hocam? Evet. Kaim Muhammed Mehdi zuhur ettiğinde şöyle diyecek. Biz Yüce Allah'ın kitabındaki bir ayetle vaatte bulundukları kişileriz. Hac suresi 41. ayet, şeytan Allah'a sığınırım. Onlar ki yeryüzünde kendilerini yerleştirir, iktidar sahibi kılarsak, dostları namazı kılarlar, zekatı verirler, marufu emrederler, münkerden sakındırırlar. Bütün işlerin sonu Allah'a aittir. Bak kendilerini yerleştireceğiz diyor Allah önce. Sonra da diyor, dünyada bak dünyada. Ve sonra iktidar sahibi kılacağız. Mehdi'den başka iktidar sahibi olacak kimse yok yeryüzünde. Bir tek odur müjdelenen. Yani yerleşik olup iktidar sahibi olan Mehdi'den başka kimse yoktur. Ama bak diyor ki Allah birinci vasıfı namazı kılarlar diyor. İki, zekatı verirler. Üç, maruf emrederler, tebliğ yaparlar. Dört, münkerden, yanlış olandan sakındırlar. Bağnazlık, yobazlık, sevgisizlik, zalimlik sakındırlar. Bütün işlerin sonu Allah'a aittir. Hepsi bana aittir diyor Allah. Hepsini ben yaparım diyor. Hac suresi 41. Kaim Muhammed Mehdi zuhur ettiğinde şöyle diyecek diyor bak peygamberin hadisinde. Biz Yüce Allah'ın kitabındaki bir ayet ile vaatte bulundukları kişileriz. Yani ayet bize işaret ediyor diyecek Mehdi. Ayet bize işaret ediyor diyecek. Hac suresi 41 Mehdi'ye alenen işaret ediyor, görülüyor. Maide suresi 54 açıkça Mehdi'ye işaret ediyor, görülüyor. Enam suresi 89 açıkça Mehdi'ye işaret ediyor, görülüyor. Nur suresi 55 alenen Mehdi'yi anlatır. Dünya hakimiyetini anlatır.
Dilem hocam yine bir ara mı veriyoruz? Hemen hocam inşallah. İnşallah. Yakışıklı aşkının sohbetine devam ediyoruz inşallah. Hocam harikasınız. Bu tişört de çok yakışmış maşallah. Maşallah. Ayakkabılarınızı söylemeden geçemeyeceğim. Maşallah. Ne varmış ki yakında? Hayatımda gördüğüm en güzel ayakkabılar. Ceket mükemmel hocam. Maşallah. Maşallah. Güzelliğiniz var canım. Maşallah. Sakalınızın şekli mükemmel. Ne? Sakalınızın şekli mükemmel. Maşallah. Gözleriniz muhteşem. Maşallah. Maşallah. Elhamdülillah. Herkes çok güzel. İman nuruyla bakıyorsunuz. Maşallah. Allah size her şeyi güzel gösteriyor. Ben de sizleri çok güzel görüyorum. Maşallah. Bizim iş yerinde Ramazan nedeniyle yemekhane, çayhane ve vesaire hepsi kapatıldı. Sağlığı nedeniyle oruç tutamayanlar bile oruç tutuyorum, tutmuyorum diyemiyorum. Kur'an böyle emretmediği halde sessiz bir azap yaşanıyor diyor. Derin hürmetlerimi lütfen kabul edin hocam diyor. Kardeşim iş yerlerinde yemekhane kapatmak olmaz. Küçük de olsa yemekhanenin faaliyette olması lazım. Ya böbrek hastası olanlar var, tansiyon hastası olanlar var. Var oğlu var. Adam kanser tedavisi görüyor bilmem ne falan feşmekan. Yani herkes çivi gibi sağlam değil ki. Orada bu insanların sağlığına önem verilmiyorsa çok acayip bir şey olmuş olur. Küçük de olsa yemekhanede bir yer ayırıp onların normal günlük tabirde oturunu çıkartılması lazım kardeşlerimiz. Yani ona özel bir yer ayarlanır. Özel yemekler getirtilir. Orada yemeklerini yerler. Su da içerler. Toplumda çok fazla oruç tutamayacak durumda olan insanlar var. Değil mi? Mesela hamile hanımlar oluyor, bilmem ne hastalıklı olanlar oluyor. İnşallah. Hocam saat 8'de geliyor. İftar yaklaştı. Evet hocam. Ancak işte zalatayı inleyin, ızgarayı falan koyacağız. Pilav, minav falan peşmekan. Hocam dün şu domatesleri çok güzel anlattınız bahçedeki gerçekten. İyi babam ya kardeşim. Bir toplamada 3 kasa falan çıkıyor maşallah, ya. Maşallah. Salatalık böyle zibil gibi. Konuya komşuya dağıtıyoruz artık maşallah. Maşallah. Mis gibi kokuyor biberler. Bir ifadeniz çok güzeldi hocam. Ne? Eve sevgiyle yaklaştık, evde bize sevgiyle geri döndü dediniz. Maşallah. 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 Ev nura döndü ya. Cahil güzel oldu. Maşallah. Elhamdülillah. Maşallah. Haydi bakalım gidiyoruz inşallah. İnşallah. İnşallah.